Sevgili seyirciler merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Diyanet Televizyonu ekranına edebi programına malum hep aynı saatte aynı ekranda Ömer Demirbağ hocamızla birlikteyiz. Sezonun son programı için bu akşam bir saat boyunca sizlere eşlik etmeye çalışacağız. Bütün izleyenlerimizin vakitleri hayır olsun. Cenab-ı Hak hayırlar versin. Demler, safalar ziyade olsun. Haneler gönüller kuşade olsun. Değil mi hocam? Eyvallah. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkürler efendim. Safa bulduk. Allah hayırlar versin inşallah. Allah zeval vermesin. Amin cümlemize sağlığınıza, sıhhatinize. Sevgili seyirciler, edebi programında bu sezon 2023-24 sezonunda Ömer Demirbağ hocamızla birlikte olduk. Şimdi son programdayız. Pek çok şey konuştuk. Bundan önceki bölümlerde epey bir söz ettik. Ben benim için söylüyorum. Hocamı tenzih ederim. Estağfurullah. Kaygusuz'un sözleri Hindistan'ın kozları bunca yalan söyledin gider misin uçma. <laughs> evet. Kaygusuz Abdal'ın böyle bir dizesini hatırladım hocam. O da bizim tersinden züht kavramını çoklukla sıklıkla şiirinde işlemiş yer vermiş mutasavvıf şairlerden birisi aslında soylu da bir adamdır. Meczup. En güzel tanımı o. Kaygısız Abdal için ben hep o şeyi kullanırım. Meczup diyorsunuz. Evet. Çok sorumlu değil. Sözleri hüküm sayılmaz. <laughs> Ama güzel söylemiş. Şiir söylemiş. Evet. Aslında bir beyin oğlu. Evet. Bir asilzade. Ama Beyzade. evet. E, Elmalı'daki Antalya Elmalı'daki Abdal Musa Dergahına yetişince aslında bir Ceylan avı için Hı. yola çıkmış. O Ceylanın ardı sıra menkıbeye göre efendim bir gelmiş bakmış ki meğer attığı ok Abdal Musaya dokunmuşmuş. Hı. Dolayısıyla sizin o mizup vurgunuz bu menkıbeyle örtüşüyor ama örtüşüyor ama şiirleri çok güzeldir. Harika. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler suretiyle suret kaç değil kaş değil çok hikmetli hikmet amiz evet. sözleri değişleri vardır. Efem son bölümde ne yapacağız bu sezonu bir değerlendireceğiz. Klasik şiirimizle geleneksel dünyamızla ilgili neler konuştuk onların üzerinde duracağız. Neden şiirle meşgul oluyoruz yahut meşgul olmalıyız onlara yer vereceğiz. Yahya Kemal bir yerde bir şiirinde hocam daha evvel de tekrar ettiler bir iki programda. Esnaf kapıldıkça güzelden güzele fer vermiş o neşveyle gazelden, gazelden gazele. Sönmez seheri haşredik o şiiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele diyor. Bugün o meşalenin sahiplerinden birisi Doktor Ömer Demirbağ estağfurullah hocamızdır. Estağfurullah. Hem üniversitede hocadır, hem bir divan sahibi. Daha evvel de takdim etmiştim ama şimdi bir daha göstereyim bu son programda bakınız efendim Diyanet İşleri Başkanlığımız hocanın divanını bastılar. Çok şükür artık 2023-2024 yılında da divanın basıldığına şahit oluyoruz. Esnafı biraz daha anlayabiliyoruz, anlamak yolunda adım atabiliyoruz diyebilir miyiz hocam? Elbette. elbette. Bir meşaledir devredilir elden ele diyor. Format <laughs> değişebilir, zihniyet değişebilir, dünyaya bakış değişebilir. Ancak divan şiiri bir şekilde mecrasını bulur, devam eder. Zaman zaman yer altına girer, zaman zaman çağlayana dönüşür. Zaman zaman incecik bir dere olduğu dönemler, fetret devirleri olmuştur ama yok olmaz. Kültürel birikimimiz en fazla birkaç neslin gözünden kaçırılabilir. Ondan sonra yine kendi kendini yorumlayacak nesilleri bulur. Tabi eskilerin göl yeri susuz kalmaz diye evet. söyledikleri bir şey vardır hocam. Evet. Göl yeri biz millet olarak mütevazı, mahviyetkar, ve alçakta durmayı göze aldığımız sürece e, lütfu ilahiden. tabi su alçaktan gider değdiği yeri gül reyhan eder. Değil mi? Alçakta durmak meselesi tabii, hocam. Tabii tabii. Göz odur ki hakkı er göre. odur ki alçakta dura değil mi? Bir kez değil gönül mi? yıktın ise bu kuzgun <laughs> namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yiğit odur alçak dura. Ayık odur yola vara. Göz odur hakkı göre. Gündüz göresi göz değil. Yüzeden bakan göz değil diye de geçiyor. Evet. Efendim bu klasik şiirden bu sezon boyunca hocamızla birlikte işlemeye paylaşmaya çalıştığımız şeyler aslında bizim millet tarihimizin en belirgin karakterinin en belirgin en öne çıkan vasfı ne o? Allah'a ve Resulüne karşı mahviyetkar ve evet. mütevazi olmak. Mahluka karşı şefkatli, merhametli ve... Evet muhabbetli olmak, evet. birbirine karşı da diğer gam olmak. Fakat bütün bu külliyatın arasından her şey de şiir, her şey de sanat değil. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yahya Kemal bir yerde iyi şiiri tarif ederken, Üstad elinde sert eser ahenk olur lisan, mızraba ses verir kelimatıyla tel gibi. Elhan duyulmadıkça belagat giran gelir, lafı güzaftan mütehassıl kesel gibi. Kesel gibi, gibi evet. Yani her şeyde şiir değil. Mutlaka öyle değil <laughs> ama şiirin de girip çıkmadığı bir yer kalmamış ki bizim kültürümüzde. Doğan çocuklara söylenen ninnilerden tutun, ölüm üzerindeki mersiyelere kadar şiirin girip çıkmadığı bir yer yok. Dünyanın her yerinde anneler bebeklerini uyuturken bunu e hecesinin tekrarıyla yaparlar. E, e, e. Sadece bize mahsustur çocuğa şiir söylemek hmm. ninniyken. Atam tutam ben seni. Şekere katan Men seni. <laughs> Akşama baban gelende <laughs> ögüne atam Men seni. Anne çocuğuna bunu söylüyor uyuturken. Azeri ninnesidir. O kadar sevilmiş ki şiir olmuş. Günümüze gelmiş, türküleşmiş bu. Evet. Niye millet olarak biz şiirle bu kadar meşgul? Efendim doğu milletlerinin hemen hepsinde bu vardır. Şiire karşı aşırı anormal, abartılı bir düşkünlüğümüz var. Düşünün ki çocukların kış geceleri vakit geçirmek için oynadıkları bilmecelerden, güvercinlerin çektiği niyet kağıtlarından, mezar taşlarına yazılan yazılardan, bildiğimiz herhangi bir aşık tavrındaki kişinin söylediklerine kadar şiirin sızmadığı yer yok, bürünmediği şekil ve kılık yok. Bu bize mahsustur. Mesela bilmece dedim ya, bakın bizde çocuk bilmeceleri, nar tanesi, nar... Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bu bir bilmece. Evet. Oğlum küçükken buna çek, e, yap boz diyordu Aslında nardır e, Bunda bir söyleyiş Ahengi var Amerikan bilmecesi şu Fil ile maydanoz arasında ne fark var Cevap Fil maydanozu yer maydanoz fili yiyemez Tek fark buymuş <laughs> Bakın ne kadar ruhsuz kuru şiirsellik yok Bizde ise bilmecelere Kadar kafiye vardır Evet bu millet karakterimizle Evet. Önceli bir şey Evet seviyoruz bunu e, Wittgenstein diye Ludwig Wittgenstein son yüzyılın büyük dil felsefecilerinden birisi onun e, dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır ya da dünyam dediğim şey dilimden ibarettir diye gen, gen, genelleştirdiği bir yaklaşım var. Buna göre dünya dediğimiz şey aslında dilden ibarettir dil de e, bir bediiyata bir sanata dönüştükçe kudret ve yeterli evet. kazanır evet. İfade kudreti kazandıkça güçlenir. Hocam Kaya Bilgegil Hoca şiiri tarif ederken bendeniz ondan ders aldım. Öyle mi? söyleyeyim Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, onun bir kitabı var Cehennem Meyvesi değil mi? Evet. Evet, çok güzel bir kitap evet. okumuştum ben Deniz'de onu. Diyor ki efendim şiiri tarif ederken iç dünyadan veya dış dünyadan gelen güzellik hissinin doğurduğu hayret hissini hissine lisanın güzelliğini kullanarak beden verme sanatı. Güzel. Veya insan ruhunda geçen vakıalara lisan müzikali tesinden beden verme işi. Evet. Müzikle şiir arasında mutlaka bir ilgi alaka var. Kuruyorlar. Herhalde biz millet olarak seslerdeki müzik müziği aradıkça şiiri ortaya vermişiz. Evet. Verirmişiz. Hatta bir tanımda şöyle demiştim. Şiir sözün neredeyse musikiye dönüştüğü ve musikinin de neredeyse konuşmaya başladığı noktadır. Hmm. Sözün neredeyse melodiye dönüştüğü, sesin ahengin de neredeyse dile geldiği nokta şiir söylemektir. İkisinin en mükemmel kıvamda harmanlanışından şiir ortaya çıkar. Bu e, müzik sözcüğü bütün dünyada müzik olarak kullanılır. İşte Doğu dünyasında musiki, musiki. denir. Sadece Türkçe'de kü diye bir kelime var hocam. Hmm. Müziğin tam karşılığıdır. Hatta dünyanın bilinen ilk nota hı hı. yazım sistemi de Uygur Türklerine ait. Evet. Ayalgu adlı bir hı hı. nota sistemi. Bizim millet olarak İslam öncesinde de müzikle bir içli dışlılığımız evet. var. Gönül kelimesiyle kü kelimesinin kökteş olduğu söylenir. Küngül eski ee, metinlerde. Küngül ya da küngül nazal ne ile hı hı. E, sesini Tanrı'ya duyurma kabiliyetine gönül derlermiş. Evet. Bizde şiirle, müzikle, gönül arasındaki ilişki de herhalde biraz bununla evet. ilgili olsa gerek. Evet. Yahya Kemal bütün bu dildi, sözcüktü, kelimeydi, bilgiydi. Bunların şiir sayılabilmesi için lirizmi yani aşkı şart. Art, bir coşkunluk şart. Aşk ve lirizm deyince de bizim milletimiz akla geliyor herhalde. Evet. Fakat hocam, bütün bu birikimin Ardından mesela sizin hafızanızda büyük şair diye kalanların herhalde sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Elbette. Neden Elbette. böyle peki? Yani? yani şöyledir. Zaten herkes büyük şair olsa şiirin kıymeti olmaz. <laughs> yani düşünün mesela Fuzuli gelmiş. Adeta Fuzuli'den önceki bütün divan şairleri Fuzuli'ye bir basamak. O gelsin diye gelmişler. Son zirve o. Ama hepsi Fuzuli olsaydılar bildiğimiz Fuzuli'yi bu kadar sever miydik biz? <laughs> Ve bizim şiirimiz bilhassa klasik şiirimiz. İlk başlangıcında o kadar acemicedir ki e, örnek vermiştim sanıyorum. Karnım açtır, karnım açtır, karnım aç. lütfeyle Tengri bana kapı aç. Bununla başlıyor. Bakın tekerleme gibi. O zamanki Türkçe'nin el verdiği imkan bu kadar. Ama yüzyıllar içinde öyle bir noktaya varıyor ki incele incele. Güzellik kazana kazana öyle bir kıvama varıyor ki biz ol e, biz bül bili muhrik demi şevkayi firakuz ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden noktasına kadar karnım açtır karnım bu noktaya kadar estetize olabilmiştir. E, dolayısıyla en güzelleri saya alırsanız da deha dediğimiz eşsiz dediğimiz büyükleri ve sözlerini alırsanız bir elin parmağını geçmez. Ama buna karşılık onları hazırlayan iklimin yetiştirdiği pek çok güller, papatyalar, nergisler de vardır. Sizin bu Fuzuli ile olan münasebetiniz ve genelde klasik şiirle meşgul kimselerin Fuzuliye olan ilgisi biliniyor yani Fuzuli hem bizde hem Azerbaycan evet. dünyasında çok sevilen üstün tutulan evet. bir şair ama bir yerde ben bir eleştiri okumuştum hocam Fuzuli'nin şiirinin bu kadar hoş gelmesinin sebebinin özellikle kelime tekrarı olduğu bir de Azerbaycan Türkçesinde kullanılan kelimelerdeki o onları çünkü vezne yaklaştırmak evet. için o kelimeleri sık, sık sık sıklıkla kullandığı üzerinde durulduğunu okumuştum ama sadece siz Fuzuli'yi şiirindeki müzik için değil anlattığı manevi haller evet. maverayı durumlar samimiyeti içinde... Fuzuli'nin iç alemindeki e, yakıcı ıstırabı bal haline getirmekteki kudretidir Fuzuliyi büyük yapan. Ama bu dedikleriniz de birer faktör olarak sayılabilir. Tekrarları çok güzel kullanıyor. Onu biliyor. Ayrıca Azeri Kerkük ağzını daha batıdaki kulak için yadırgatıcı olmaktan çıkarmayı başarabilmiş. Bir revnak haline getirebilmiş, bir tat halinde söyleyebilmiştir. İşte Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? <laughs> Men kimem saki olan kimdir meyü sahbâ nedir? Gerçi, Gerçi can canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir? Dünya ve mafiha bilen arif Hikmeti ki. dünya ve mafiha bilen arif de gül. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Dikkat edin bu söyleyiş İstanbul Türkçesinin dışında. <laughs> Ama ne kadar tatlı. Evet. Ne kadar güzel. Bu da bizim Türkçemizin farklı bir ışıldayışıdır. Farklı bir yerden sadece bir yere Türkçeyi hapsetmek, daraltmak olur. Bu da ayrı bir güzelliktir. Bu şeyde, bu okuduğunuz gazel e, Mecnun dilinden Leyla ve Mecnun'da Mecnun'daydı. O şöyle kitap... Mecnun, Leyla ile Mecnun karşılaşırlar. Hmm. Leyla anlar ki bu Mecnun. Leyla Mecnun olmadığı için aklı başında tanır onu. Ama Mecnun kimseyi tanımıyor, kimseyi görmüyor. Şibli'de görülen hal, Şeyhi Şibli. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hanımıyla otururken çıka gelir. <laughs> Cüneyd-i Bağdadi'nin hanımı toparlanır. Dışarıdan neticede namahrem bir erkek geliyor. Cüneyd-i Bağdadi zevcesinin dizine vurarak sakin ol. O şu anda ne seni görüyor ne beni hmm. demiştir. Şimdi aynı eserde Leyla ile Mecnun'da bir de can verme gamı aşka gidiyor değil mi hocam? Can verme gamı aşka çün ateşi çün, çün aşk ateşi candur. Aşk ateşi can olduğu... Afeti candır. Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandur Diye devam eder. Sonunu da şöyle bitirir. Ger fuzuli dese kim güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. <laughs> Ger derse fuzuli ki güzellerde vefa, vefa var. var. Nusrar'da farklı söylenişi var tabi. Şair sözü elbette yalandır. yalandır. 16. yüzyılın şairlerinden Razi de böyle bir şey söylemiş hocam. Evet. Diyor ki sermaye şairan tükenmez... Dünya tükenir, yalan tükenmez. Yalan tükenmez. <laughs> Bendenizin de var, şuna bakabilir miyim? Bulabilirsem <laughs> hemen arzu Elbette. Beyin. Efendim. E, Siz devam edin, onu bana. 16. yüzyılın şairlerinden razi, sermaye şairan tüken, tükenmez, dünya tükenir, yalan tükenmez diyerek benzer bir vurgu yapıyor. Fuzuli'nin vurgusu gibi. Tabi orada Fuzuli, Beyti son anda dönüştürerek yani Fakat vardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor. Şairler yalancıdır. Bu hadis-i şerif. Öyle mi? Tabii. Yine buyuruyor. Cennetin anahtarları şairlerin dilindedir. Bu da hadis-i şerif. Yani ne tamamen şair reddedilmiştir, ne de e, mutlak hakikati söyleyen bir kişi gibi görülmüştür. Efendimiz hem yalancı demiştir hem cübbesini hediye ederek ödüllendirmiştir. Şairler böyle bir şeydir. Şimdi hocam sizi övmek için söylemiyorum ama bir mesleğin erbabı olup o meslekle ilgili her meseleyi bu kadar şeffafça netçe konuşmak kınanabilir. Estağfurullah. Kınana Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> evet. Efendim hoca diyor ki divanında akıl durmaz döner bin bir hesap söyler plan söyler konuşmaz. Yol giden amma nedendir hep kalan söyler. Yanılmış yanlış etmiş kalbe haktır böyle tehditler. Ecel tarif eder çeşmin dahi zülfün yılan söyler. Kesip lafın keser ahkam ümit kes balta kesmezden. Hitabın dahi bilmez ha yuhuy söyler ulan söyler. <laughs> ne fermandır kulak ver ayeti zikren kesir aya. Her an yadet otur kalk eyle tekrar git gel an söylerler. ey zahit konuşsun kalbe. Kalp haktan rivayetle. Nakilden nakledersin hep filan söyler, falan, falan söyler. söyler. Cemalinden işarettir ilahi Yusuf'u kenan. Celalin bahsidir ya rab ki şol kahrın belan. belan söyler. Ne kaş gözdür ne kamettir. Kıyamet cümle bir hudur. Onun gayrinde şairler yalan söyler, yalan <gülüyor> söyler. <gülüyor> evet efendim. Biz bu dönem, bu sezon klasik şiirde pek çok kavramı, pek çok bağlamı işledik. Bu kavramlar, bağlamlar, olgular, dönemler e, genelde Ömer Demirbağ hocamızın klasik şiir üzerine düşüncelerini, araştırmalarını ifade ettiği makalelerdi. Bunların bazılarını internet ortamında da bulabilirsiniz. İlm kesbiyle ile payi rifat arzuyi muhalimiş ancak aşk imiş her nevel alemde ilim bir kıylu kalimiş ancak. Nasıl anlayalım hocam bunu şimdi? Şimdi ilim teşvik edilen bir şey. Ayetlerle, hadislerle Allahu Teala'nın Alim ismi vardır. Nitekim pek çok hem ayet-i kerimede hem hadis-i şerifte ilim teşvik edilmiştir. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Buyuruyor ayet. Allah'tan gerçek anlamda korkanlar alimlerdir. Niye? Cahiller cesaretinden mi Allah'tan korkmuyor? Hayır gaflet. Alim Allah'ı tanıyor. Dolayısıyla Allah'a karşı haşyet içindedir. وَلِمَنْ خَشِيَ Rabbe. Onlar Allah'tan razıdır. Allah onlardan razıdır. Çünkü Rablerinden haşyet ettiler. Allah buradaki korkmayı dehşete kapılma anlamda almayalım. Hmm. Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında kendini yok bilme, hiç bilme, iki büklüm olma tavrıdır. Bu korkma öyle bir korkmadır. Hmm. Haşyet etmek, huşu içinde kalmak. Böyle bir şey. Ama bu da alim olmayı gerektirir, ilmi gerektirir. Hmm. İlim o kadar gereksiz bir şey olsaydı bu kadar teşvik edilir miydi? Hadis-i Şerif. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır. Hmm. Yani bir şeyin döktüğü kan kadar kıymetli Allah katında şerefli bir iş. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Bu da hadis. Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir. alimlerdir o ayet. Ayet. Var. Ayet. İlim elbette teşvik edilmiş. Fakat şu vardır. Çok hatarlı bir yoldur. Yani çok kıymetli şeyler ucuz olmuyor işte. Hmm. Kolay ele geçmiyor. Hadisi şerif. Çok da meşhurdur. Pek çok kaynaklar rastladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Helak nasu illa alimun. Bütün insanlar helaktedir ancak alimler kurtulur. Ve helak alimuna illa amelun. Ve alimler dahi mahvolurlar, helaktedirler, tehlikededirler. Ancak ilmiyle amel edenler kurtulur. Ve helak alimuna illa muhlasin. İlmiyle amel edenler dahi tehlikededir, helaktedir. Ancak ihlas sahipleri hmm. kurtulur. Demek ki ilmin vardırdığı son, son nokta hulusiyet. İhlasa varmak. ihlası elde etmek. Yoksa helaktedir. Kadılar için, hüküm verici mevkide olan müftiler, fetva vericiler için şöyle bir hadisi kulaktan duymuştum. Ee, her hüküm vericinin üç kişiden ikisi cehennemlik. Allah Allah. Kulaktan duydum. Sıhhat derecesini bilmiyorum. Son derece mesuliyetli, son derece zor bir iştir. Kolay değil alim olmak. Alimler peygamberlerin varisi. Düşünün. Kimin mirasını alıyorsunuz? Peygamberin. E, bu kadar e, tekellüflü bir işin elbette çok sorumluluğu vardır. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife bakın. Alim işte. Alim budur. Evet. Bir köle geliyor. O zamanlar kölelik var. İslam hukukunda savaş esiri köle olur. Azat ederseniz çok sevabınız var. Yoksa mülktür. Kölenin biri gelip diyor ki İmam-ı Azam Hazretlerine efendim diyor benim sahibim sizin talebeniz ve sizi çok seviyorum. <laughs> Öl ölür. O kadar sever. Ne olur sahibime deseniz de beni azat etse. Deyince İmam Azam Hazretleri bir tereddüt geçiriyor. Biraz düşünüyor. Evladım diyor. Üç gün sonra bana hatırlat diyeceğim. Köle ısrar ediyor. Efendim niye üç gün? Niye beni yani üç gün bekletiyorsunuz? Deyince İmam Azam diyor evladım. Sen bunları söylerken bir hesap yaptım. Şu anda nakit param bir köle alıp azat etmeye yetmiyor. Üç gün içinde borç bulacağım. Bir köle alıp azat edeceğim. Ondan sonra senin sahibine diyebilirim seni azat etsin. Ben yapmadığımı başkasına söylemem. Hmm. Alim bu. Şimdi o hocam kadar bu kadar zor iştir yani alim olmak. Geleneksel şiirimizde bu medreseyle tekkenin tasavvufla ilmin, zahitle rindin çatışması bendenize göre yani sizin gibi hocalarımızdan okuduğum kadarıyla ilmin hakkını vermeyenler dolayısıyla ortaya çıkıyor. Bir de e ilmi ilmin her şey için yeterli görülmesi endişesinden ortaya çıkıyor. Mesela Niyazi Mısri'nin Savmu salatı hac ile sanma biter zahit işin. ...insanı kamil olmaya lazım olan irfan, i̇rfan imiş. imiş. Değil mi? Yani orada savmu salatı hacci inkar yok. Yok tabii. Bilakis bunlar var ama bunları irfanla yaparsan tabii. insanı kamil olma yolunda Adım atarsın deniliyor. Efendim o hadis-i şerif e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya alimler peygamberlerin varisleridir. Evet. İlim ehli peygamberler. <laughs> Fakat nasıl varis? Peygamberimizin ilmine varis olanlar medrese. Ahlakına varis olanlar tasavvuf. İki ayrı kol, iki ayrı meşrep ama ikisi de peygamberin varisidir. Zaman zaman çatışma gibi görülen şeyler her iki koldaki ham yeni girmiş, henüz bilmeyen fanatik derecede taraftar olan ama akıl eldiremeyenler tarafındandır. Evet. Yoksa ikisinin kaynağı aynıdır. Nitekim İmam-ı Rabbani ile tamamen bu ikisi birbiriyle meclis edilmiştir. Hı. Daha önceleri medrese ile e, tasavvuf arasında zaman zaman sürtüşmeler görülmüş ise de e, bu iki gerçek, her ikisinin de bahsediyorum. İkisinin de sahtesi çoktur bu arada bildireyim. Ben gerçeğinden bahsediyorum. Zaman zaman bazı meşrep farklılıkları, bazı içtihat farklılıkları görülmüş ise de bu ikisinin kaynağının çık neşet ettiği nokta peygamberimiz olduğu bilinmektedir. Medrese uleması Efendimizin ilmine varistir. Tasavvuf erbabı Efendimizin ahlakına, batınına varistir. Hepsi bundan ibaret. Yani varistir derken siz durum açısından söylüyorsunuz. Yani yoksa, uzantılarıdır. Onun yoksa sorumluluk olarak ilim erbabı hali yaşamalı, hal erbabı da ilmi edilmeli. Elbette. Elbette. Biri diğersiz olmaz zaten. Ayrıca olmaz. şöyle bir şey yok mu hocam? Yani şeriatsız, ilimsiz hal tasavvuf olmaz. Elde edilemez. İllika kaçınılmaz. İlmin Tabii. olmadığı yerde hiçbir şey yok. Yani dünü bırakalım, e, klasik şiirde bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Bugün ülkemizin ve İslam aleminin gerçekliği açısından da e, maalesef ilimsiz dini tutumların, hal iddialarının Evet toplumumuzun başına, evet. ümmetin başına ne belalar açılmıştır. Her türlü hurafeye kapı açıktır. İlim Ş yok çünkü. Şahidiz evet. yani onun. Evet. Evet. Fitneye, fesada açıktır. Beri taraftan da özellikle sınırlarımıza yakın bölgelerde işlenen bazı cinayetler dolayısıyla ilimden maksadı anlamamış dini toplulukların evet. ne tür cinayetler işlediğine evet. de Vuran Oran da vurulan da tekbir getirmektedir. Düşünemiyor evet. musunuz? Şahidiz. Öldüren de Allahu ekber diyor. Ölmekte olan da Allah-u Bu ne? Bu cehalet. Evet. Bu işte dediğiniz gibi hakikaten ilimsiz hal olmaz. Olunca hurafedir. Olmaz. Yani halsiz ilim de manasız, irfansız ilim de. O da olmaz. İnsanların başına yükmüş. Halsiz ilim de işte Osmanlı'nın 17. yüzyıldan sonra Beşik ulemasından tutun. ilmi vasıta icer eden. işte e, şiirlerde heykelleşmiş, tanzimattan sonra Ebu'l-Laklaka'ya dönüşen, Türk filmlerinde de günümüze kadar komik hale getirilen, karikatürize edilen tipler meydana geliyor. Halsiz ilim de bu. Şimdi efendim Diyanet İşleri Başkanlığımızın, e, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı pek çok yayın var. Elbette dini bağlamlar, haramlar, helallerle ilgili pek çok yayın var ama milletimizin din tarihiyle ilgili, dini anlamasıyla ilgili de pek çok yayını var. Hem radyo hem televizyon hem kitap, gazete, dergi gibi. Klasik şiirimizle ilgili, klasik edebiyatımızla ilgili ülkemizdeki tek program bu edebi programı dönem dönem TRT kurumunda da rastlayabiliyoruz. Gerek radyoda, gerek televizyonda ama TRT dışındaki tek özel kanal olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet televizyonunda klasik şiire özellikle Ömer Hoca ile birlikte yer verilmesi işte Tabii. biraz evvel Hocanın vurguladığı husus Müslüman iki kanatlı olmalıdır. Yani hem ilme sahip Doğru. olmalıdır. Doğru. Hem de o ilmin haline, irfanına, gayesine, maksadına sahip olmalıdır ki güzel Müslüman, güzel insan ortaya çıksın diye biz bu sezon boyunca seçtiğimiz konuları bu anlama, bu anlayışa bizi ulaştıracak konulardan seçtik. Neler konuştuk hocam? Bu sezon boyunca pek çok şey konuştuk. Ne yani konuşmadık ki? Yani Hallacı Mansuru tutun da konuştu. Naili'yi de konuştu. Ne kadar, şey. ne e kadar, Musikiyi programlar yaptık. Neler neler. Evet. Hamdolsun, şükürler olsun böyle bir fırsatı verdiği için Cenab-ı Hakka sonsuz hamd ediyorum. Ayrıca <laughs> Diyanet Televizyonu Kurumu'na da teşekkürlerimi, şükranlarımı burada sunuyorum. Bize evet. Söz hakkı verdiği için. Biz de müteşekkiriz Diyanet Televizyonuna yetkililerine sorumlularına ve birlikte bu işi yaptığımız ekip arkadaşlarımıza herkese evet, çok evet. teşekkür ederiz. Hocam şimdi siz devam ediyorsunuz üniversite kürsüsünde belli bir müfredatınız var. Kendi çalışmalarınız var. Her yıl aynı müfredatı mı işliyorsunuz üniversitede? Efendim, müfredat genel çerçevedir. E, belli başlı konular değişmez zaten. Mesela divan edebiyatının doğuşu, kökleri, nerelerden beslendiği, nasıl meydana geldiği her yıl bunlar birinci sınıflara anlatılır. Temel olarak verilir fakat hep kelimesi kelimesine her yıl aynı metinleri okutmak doğru değildir o kendi kendimizi tekrar etmek olur zaman zaman tabii ki değiştiriyoruz mesela e, Fuzuli'nin murabbağını anlattığım senenin bir sonraki sene artık onu anlatmam su kazidesini anlatırım bundan sonraki sene gazellerden birini veririm değişik şeyler anlatılır yani hep aynı şey oldu mu iş ezbere döner olmaz zaten Peki. ezber ne çekiyorsak ezberden çekiyoruz Talebelerden size böyle aruz deneyenler oluyor Giliyor, mu hocam? Tabii geliyor Giliyor mu? Hoşuma da gidiyor. Cüret ve cesaret ederek şiirlerini bana getiriyorlar. Ee, tabii eleştiriyorum. Şu şöyle olsun, şu böyle olsun dediğim. Hatta senden şair olmaz dediklerimden başka hakikaten gözümü kamaştıracak kabiliyetler de var. Hmm. Lise 2 öğrencisi. <laughs> ben staj yaparken daha yeni mezun olmuşum Edebiyat Fakültesinden bir lisede stajyer öğretmen olarak görev yaparken bir lise iki öğrencisi gazel yazmıştı, getirdi. Matla beytini hiç unutmuyorum. Harput kalasında bir beyaz daş olaydım. Yarın çağında 16 yaş olaydım. Hmm. Giriş böyleydi. Bayılmıştım yani ona. Allah Allah. Evet. Hocam peki sizin ciddi bir ezber kabiliyetiniz var. Estağfurullah efendim. Ama herhalde bu kabiliyet biraz müziği duymakla ilgili. Tabii. Seslerdeki tabii, müziği. Tabii, vuruşlarla. Böyle kolaylaştırıcı bir tarafı var mı klasik şiiri ezberlemenin? Şöyle bendeniz e, belki inanılmayacak ama yeminle söyleyebilirim. Hayatımda bir şiiri ezberlemeye çalışmadım. Ezberlemek için okumadım. Vehbi mi yani hocam bu? Şöyle estağfurullah. <laughs> Şöyle küçüklüğümde çok ileriydim. E, hatta Kur'an kursuna gittiğim zaman... Ee, bir sayfayı bir kez okumakla ezberleyebiliyordum. Allah Allah. Tek okuyuşla. <laughs> Hocam hayrette kalmıştı. Dedi ki bu çocuğu hafıza keşke dediğini yapsaydık. Şimdi zihnim beşer şiiriyle dolu olmak yerine ayetlerle dolu olacaktı. Fakat o sırada babamı kaybettik. İlgilenilmedi. Olmadı. Yoksa hafızlık fırsatını elden... Dedi ki bir ay içinde Kur'an'ı söker bu. Hafız olur. Allah'tan, Allah'ın bir lütfu olarak çocukluğumda ezberim çok güçlüydü. Hmm. Bir şeyi, bir, bir sayfayı bir kere okumakla Ezberleyebiliyordum. Şimdi o kadar yok. Öyle bir kere değil. Ancak sevdiğim metin aklımda kalıyor. Bir zevk aldıysam onun sözleri aklımda kalıyor. Söylerken şaşırmamanın da yolu vezine dikkat etmek. Vezin vuruşlarına dikkat edilir mi? Takır takır geliyor. Vezin vuruşlarını bilmek, hafızaya almak da bir mesele. Elbette. Elbet. biraz tedrisat gerektiriyor. tabii, tabii. Bu ilmi şiir dedikleri, ilmi Elbet. aruz dedikleri. Tabii, tabii. Özel ilmi vardır onun. Sevgili seyirciler, bu konuda bizim ülkemizde yazılmış güzel kaynaklar var. Evet. Yani Cem Dilçin'den, Haluk İpek'ten... Evet. Doktor Ali Kemal Belvranlı'dan... Evet. ve şimdi şimdi yeni yeni hocalarımızın da hazırladığı daha pek çok aruz ilmini anlatan efem eserler var, kitaplar kitaplar var. İnternet ortamında böyle çeşitli sayfalar var. Evet. Artık klasik şiirle ilgili elimizin altında cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız merak ettiğimiz herhangi bir hususu internetten kolayca Tabii. Bu arada Onu şunu da biliyoruz. bildireyim sevgili izleyicilerimize. Aruz nedir? Aruz nedir deyince hemen bir ön yargı geliyor. Aruz failatun demektir. Failatun ne demek? Çizgi nokta, çizgi nokta. Liselerde öyle öğretiliyor. Çok sıkıntılı bir bulmaca. Öyle değil. Öyle değil. O işin imtihan tarafı. Onu geçin. Aruz doğu aleminin notası demek. Nota. Batıda do re mi fa. Neyse doğuda fa ilatın odur. Bestelenmek için yazılan parçalarda makamın alt yapısı aruzdur. Evet. Ve aruzun ne işe yaradığının anlaşılması için aruzla yazılmış bir parçanın orkestra eşliğinde dinletilmesi lazım ki ne işe yaradığı anlaşılsın. Yoksa çizgi nokta olur. Sınavlarda öyle soruyoruz biz. Ama aruz sözün müziğe dönüşmesinde en önemli kavşak. Tabii şimdi bu okuduğunuz şiirlerde beyitlerdeki anlamlar insanın gündelik hayatta tutum ve davranışlarını değiştirmesine, iyiye doğru kendisini geliştirmesine de yardımcı oluyor mutlaka. Sanat o zaten. Bir sanat eseri resim olur, müzik olur, heykel olur, mimari olur. Baktığınız an sizde bir şeyler değiştiriyorsa o sanat eseridir. Böyle kendi kendinizi hocam düşünürken, otururken sizi böyle hakikaten çarpmaya devam eden beyitler vardır mutlaka. Zaman zaman olmuştur. Yani ille de sadece şu beyti beğendim diyemem. O zamanki ruh halime göre beni çok fazla çarpan, ben müsaitmişim o zaman çarpan beyitler vardır. Şey olmuştur mesela özellikle La Edri'ye ait olan beytlere düşkünümdür. Şiir o kadar parlak ki şairini unutturmuş. La Edri olmuş. Bu, bu La Edri de enteresan evet. bir şey, yalnız. Evet olsun. La Edri Sultanımız deriz biz ona. <laughs> La Edri Sultanımız. He. Evet. Neler var hocam mesela şimdi? Şu anda hemen aklıma gelen... Ey giyip gülgün de madem azmi cevlan eyleyen, her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen, ey meni mahrum edip bezmi visalinden müdam, gayrı hanı iltifatı üzre mihman eyleyen, hmm. ey de madem reşk ile menim kanım töküp, mey içip ağyar ile seyri gülistan eyleyen, bunca ki hmm. ma hefganım işittin giyceler, dimedin bir giyce, Kimdir bunca efkan eyleyen? Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Derdi hicran natuan kılmış fuzuli hastayı. Yok mudur ya Rab devayı derdi hicran eyleyen. Aşk derdiyle olur aşık müstakim. mizacı müstakim. Mizacı müstakim. Aşık, aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. Yani aşığın mizacı aşk derdini çekerek istikamet bulur. Allah Allah. Şimdi bu mizaç ve istikamet kelimesinin aşk derdiyle bir araya getirilmesi dolayısıyla herhalde Hazreti Fuzuli bugünkü eğitim anlayışına bir alttan alta alternatif sunuyor yani. Katkıda bulunuyor, bir alternatif sunuyor. Çünkü Hazreti Mevlana da bir yerde üçüncü ciltte Mesnevi'de iş, iş mizacı tebdil etmektir diyor. Evet. Ya yani etmek değil, tebdil etmek. Evet. Mizaç tebdil olur mu olmaz mı? Bazı eğitimciler tartışıyorlar ama şimdi siz söyleyince demek ki Fuzuli de aynı manaya evet. işaret evet. ediyor. Evet. Aşığın mizacının düzelmesi aşk derdini çeke, çeke istikamet bulması aşk derdini çeke çeke olur evet. diyor. Hocam gençler ne yapsınlar? Klasik şiiri anlamak, sevmek, öğrenmek Efendim, için. Efendim bu konuda bu benim dertli olduğum bir konudur. <laughs> ee, gençleri seviyorum. Kendi gençliğimi unuttum. Çok uzaklarda kaldım. Gençlerimiz öyle saf, öyle temiz, öyle güzeller ki ben çok kızdırdıkları da olmuştur ama yine severim. Hatta Eyvallah. şöyle size bir de sır vereyim. Ee, mezun olup yıllar geçiyor, mezun ediyoruz. Sağda solda karşılaşıyoruz. Vaktiyle beni en çok üzenler, en çok sonradan bana yakınlık gösterenler oluyor. Gençlik işte. Gençlik dediğinizde haşarı olacak. Yerinde durmayacak. Bir takım şeyler olacak. Mesela hatırlıyorum, bir genç öğrencim, buradan Aydın'a selam olsun, Aydın da adı. Aydın, sen olmayaydın diyordum kendisine. Fuzul'un bir beytini şerh ediyorum sınıfta, ünlü bir gazeli. Ey bir vefa ki adet oluptur cefa sana, billah cefadır, olma demek bir vefa sana. Bin can olaydı kâş ki meni dil şikeste de, ta olaydım her biriyle bin kez feda sana, diyor. <laughs> Buraya geldim açıklarken gencin birisi kalktı gözleri dolu dolu. Hocam dedi aynı ben <laughs> deyince ben de dedim ki ama bir fark var o fuzuli sense fuzuli <laughs> demiştim. Fakat bu gençlere sevginizi anlattır, anlatırken o iştiyakınız yüzünüzden gözünüzden okunuyor. Beni bağışlarsanız Ziya Paşa'nın beytini de ben okuyayım. Tabii efendim, nevcivan sevmekte ben piranı tayyip eylemem. Hüsnü olur kim seyrederken ihtiyar elden gider. <laughs> i̇htiyar elden. Evet. Ama tabii gençlerin, yeni nesillerin, bu, <laughs> bu milletin birikimini merak edenlerin. Öyle bir şey var efendim gençler maalesef günümüz için söylüyorum sonrası inşallah güzel olur bu bir evredir. <laughs> Uşlar ve ekranlar arasında hapis durumda olan bir gençliğimiz var. Hatta geçenler, geçen dedim birkaç ay önce Ankara'da bir üniversitenin kapısının karşısında bir yerde oturuyordum. Üniversite dağılmış. Bazı gençler kalabalık halinde kapıdan çıkıyorlar. Dikkat ettim hepsinin kulağında kulaklık var. Hiçbiri diğerinin farkında değil. <laughs> Hepsi kendi kulaklığının aleminde. Yani benzetmek zombiler sürüsü gibi bir şey. Oysa bizim kıyas etmiyorum. Bunlar bu gençlik şimdi bizimkinden çok daha iyi ama bizim gençliğimizde ders dağılacak. O şamatayı, o gürültüyü, o şakalaşmayı bir düşünün. Şimdi öyle değil. Herkes kulaklık ve tuşlar ekranlar arasında hapis vaziyette. Gençlere özellikle divan edebiyatıyla çok farklı bir alemin tattırılması ve tanıtılması gerekiyor. Evet. İnanın çok mutlu olurlar. şimdi Çok hocam, mutlu olurlar. Ben Deniz'le hem gençlik çağımda hem bu yakın zamanlarda şeylere katıldım. Kendim de haddim olmadan denedim. Yerel yönetimlerin derneklerin, vakıfların, çeşitli teşekkürlerin böyle metin okumaları var. Hı hı. Örneğin safahat okuması var. Örneğin vesiletün necat mevlit okuması var. Böyle Anadolu sahası Türkçesiyle yazılmış ve mutlaka aruz vezniyle oluşturulmuş çeşitli metinlerin okunduğu, şerh edildiği meclisler, cemiyetler var. Siz kendiniz üniversite dışında bu tür şeylere katıldınız mı? Katılıyor musunuz? Zaman zaman bazı geceler düzenliyorlar. Haddim olmayarak bendenizi çağırıyorlar. <laughs> Gidip sohbetler ediyorum. Bazıları devam ediyor ama ben çok dağınık bir insan olduğum için böyle yüzde yüz devam ettiğim, disiplinle gittiğim bir yer yok. Ama insanlarda bu zevk ve bu zevkin arayışını görüyorum. Yani gençlere diyorum tanıtılması lazım. Farklı bir alem. Bu ayrı bir dünya. Böyle bir dünya var. Haberleri olmalı gençlerin. Ve birbirine... Ee, sevgisini ifade ederken artık elektriklenmek, pozitif enerji almak yerine hmm. onun yerine e, nolaydı ah nolaydı yar da dolduraydı. Bu garip gönlüm için kanun icadı olaydı desinler. Efem şimdi Ömer Hoca'nın üniversite kürsüsünde okuttuğu ders kitapları var. Onları biliyoruz. Dışarıda yaptığı televizyon, radyo, sahne, salon programları var. Onları biliyoruz ama Klasik şiir zevkini nereden edinelim, nereden başlayalım diye sorulsa. Şöyle olur. Siz ne dersiniz? Evvela eğitimin verilişindeki teferruatta gizli olan bir takım engellemeler var. İşin özüne ge gelecek olursak, gençlere bu tat verilirse gençler bayılırlar buna. Öğretici mevkindeki kişi, ben, hoca aradan çekilmeli ve genç direkt Şeyh Galip'le muhatap olmalı o zaman doymaz tadına. Ama biz araya kendimizi koyarak, şair burada demek istiyor ki diyerek kendi yorumlarımızla öğrencileri esnete esnete nefret ettirmişiz. Böyle olunca da divan şiiri dendiğinde gençten kafasında çağrıştırılan tek kelime failatun. Bu kadar. Sıkıntı. <laughs> Ders, sınav <laughs> ve sınıf materyali olmaktan öteye geçmiyor. Hayata henüz intibak ettirilmiyor. Oysa bize ait olan bu güzelliklerin topluma mal edilmesinin yolları aranmalı. Hmm. Onu hep söylüyorum. Bir Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin belgesel olmasında ne zarar var? Bir Fuzuli'nin Leyli ve ama Fuzuli'nin Leyli ve Mecnun'unun dizi film olmasında, bir Hüsnü Aşkın benzer bir şekilde sahnelere aktarılmasında ne zarar var? Ama şiiriyeti bozmadan, hmm. o ahengi, ahengi bozmadan. Şu da çok yanlış. Efendim anlamazlar onların seviyesine inelim. Böyle dendiğiniz zaman hiçbir faydanız olmaz. Seviyeye indiğiniz zaman siz de onun gibi oldunuz. Ne yararınız olacak? Evet. İnilmez. Aşağıdaki yukarı çekilir. Evet. Böyle olmalıdır. Efendim şimdi ben, siz tabii benim yaş olarak da büyüğümsünüz. Evet, ben kendi nasıl bu klasik şiir sevgisine eriştim? Şöyle, dayım vardı edebiyat öğretmeni. Selçuk mezunuydu. Onun kütüphanesinde bazı kitaplar gördüm. Böyle 9-10 yaşımdaydım. Onları aldım. Merak ettim filan. Sonra işte ilkokul, lise derken okumaya başladık. Ben merak ettikçe önüme kaynaklar çıktı. O kaynakların da ilkleri, önceliklileri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın 1990'dan önce, 80'den önce hatta 2000'lere kadar bastığı böyle seçmeler hı hı. kitapları evet, vardı. Evet. Kadı Burhanettin'den seçmeler, seçmeler evet, evet seçmeler Tercüman Yayınları vardı bir ara. E vardı. Evet. Ben deniz onları okuyarak başladım. Orada mazmunun nasıl kullanıldığı tabii, tabii. E, tamlamanın nasıl yer aldığı, neye karşılık geldi. Sonra onları okurken sözlükler birikti. Yani bir tarafta Ziya Şükrü'nün üç cilt sözlüğü, bir tarafta Mehmet Pakalı'nın Osmanlı tarih ve deyimleri evet, sözlüğü, evet. bir tarafta Ferit Develioğlu'nun evet. sözlüğü derken hocam Bugün kütüphanemde 300'ü aşkın divan var matbu olarak ve herhalde bir 15-20 tane sözlük vardır. Ne güzel. Onlarla başladık işte kendimizce. Şimdi sizi dinlerken böylece zevk ediyorum ama gençlere mesela nereden başlasınlar şey olabilir mi? Ee, mesela Ali Nihat Hoca'nın Fuzuli Divanı şerhinden başlasalar. Diyorum, bana bir genç bunu sormuştu. Hocam e, divan şiirini seviyorum. Ancak nereyi nasıl okuyayım? Bir sürü kaynak var, hatta binlerce kaynak var. Nereden başlayayım? Ona demiştim ki bir Fuzuli divanı al, kasilerler kısmını, divajacı kısmını geç, oraları geç, gazeliyattan başla, her bir gazelini dikkatle oku. Sadece oku, anlamak zorunda değilsin. Hı. Sadece bir oku. Baştan sona geldin mi? Geldin. İkinci kez bir daha başa gel. Bu defa anlayarak oku. Bilmediğin yeri sor, araştır. Üçüncü kez Fuzuli ile baş başasın. Hı. Bu böyle olur. Biraz sıkıntısına girmek lazım. Tabii. Ee, biraz yani tiryakilik oluncaya kadar ona devam etmek lazım. O lezzeti aldıktan sonra zaten vazgeçmek imkansız. Tattırılması lazım. Bayezid-i Bestami Hazretleri buyurur ki, bir ilmin münteha noktası onu zevk edinmektir. Tabii. Bir ilim zevk haline gelmişse son noktayı buldunuz demektir. Biz de üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum. Liselerde öğretilen, verilen müfredattaki edebiyat kitaplarından hiçbirisi Nihat Sami Banarlı'nın yerini tutamadı. Evet. Çünkü orada zevk vardı. Evet. Nihat Sami Banarlı da akademisyen falan değildir. Değil, evet. Böyle ko komisyonlar, bir sürü e, titrileri olan hocalarımızın yazmış olduğu edebiyat kitapları liseli öğrencilerin elinde bir sıkıntı objesidir sadece. Çok da cicili bicili yazıyorlar. Oysa Nihat Sami Banarlı'nın e, bizim zamanımızda okuduğumuz edebiyat kitapları hala ezberimizde. Evet. sername Sernameyi muhabbeti canane yazmışım. Hasret risalesin varakı cana yazmışım. Nalişlerini derd ile bir çare bülbülün bağdı sabah eliyle gülistane yazmışım. Lise 2'deyken okumuştum aklımda kalmış. Çavuşoğlu Hoca'nın divanlar arasında mesela bana çok keyif veren kitaplardan biridir o da. Şimdi efendim ben Deniz'de bu klasik şiire meraklı biriyim. İlahiyat, felsefe ve sosyoloji okudum. Bunların hiçbirisi Bizim klasik şiirimizle doğrudan ilgili değildi. Ama sosyal bilimsel bu alanları okurken hocam yani ilahiyat, felsefe ve sosyoloji okurken bir şeyi gördüm. E bu, bu bilimlerin disiplini bize dışarıdan geldi. Evet. Bizdeki ilahiyat disiplini de dışarıdan gelmedir. Felsefe ve sosyoloji. Evet. de Normal bir şeydir bu. Fakat bu bilimlerde gerçekten anlamak için klasik şiiri okumam gerektiğini keşfettim ben. Örneğin iletişim fakültelerinde klasik şiirimizin okutulması lazım. Sinema bölümlerinde okutulması lazım. Tiyatro bölümlerinde okutulması lazım. Tarih bölümlerinde okutulması lazım. Bizim ülkemizdeki sosyal bilimsel bütün fakültelerde klasik şiirin, divan şiirin okutulması lazım. Şart. Eğer divan şiirimizi, klasik şiirimizi, eski şiirimizi Okumazsak sosyal bilimden bir şey anlamayız. Evet. Arif ol, ehli dil ol, rindi kalender meşreb ol, ne Müslümanı kavi ne mülhidi bi mezheb ol. <laughs> Akla mağrur olma, eflatunu vakt olsan eğer, bir edibi kamili gördükte tıflı mektep ol. Evet. Bir de müsaadenizle e, Azerbaycan dünyasının son yüzyıldaki kurucu babalarındandır aslında bugün Azerbaycanımızın kültürüyle medeniyetiyle bugüne gelmesinde çok büyük tesiri vardır. Seyyid Azim Şirvani. Şirvan Seyyidlerinden bir müderris, bir molla, bir şair, bir tiyatro yazarı, bir eleştirmen, bir Maşallah. vaiz ve Bengare. hatiptir ve esas tenkidini kendi mezhebinin müntesiplerine yani Caferilere hı hı. ve Şiilere yapmıştır. Ee, çok ay aydın gönüllü bir zattır. Onun büyük bir divanı var. Bizde de sadece bir hoca çalıştı, bir gazel. Canan yoluna vermeye can ben yine geldim. Bu Kabe ara olmaya kurban yine geldim. Bir gelmiş idim vermeye can olmadı kısmet. Gittim dolanıp bir daha ey can yine, yine. geldim. Derman dediler derdi Nihanıma dehanın. Yok yerde sanıp derdime derman yine geldim hocam şu Evet. Müziğe bakar evet. mısınız? Evet. Derman dediler derdi Nihanıma dehanın. Nihanıma dehanım. Evet. Yok yerde sanıp derdime derman yine geldim. Yüz defa hazan olmuş idi bağı baharım. Bu bağı görüp faslı gülistan yine geldim. Aldım ele payı melehasa dilicanı. Gönlümü ve canımı adeta bir çekirge ayağı gibi elime aldım, sandım ki çıkıp cenge Süleyman evet. yine geldim. Seyyid nice yol gelmiş idim mülki cihana, sad şükür tapıp sureti insan yine geldi. Binlerce şükürler olsun ki insan suretinde cihana geldim ki o sevgiliyi onun bana lütfunu, bahşını, atasını anlayayım diye diyor. Efem Seyit Azim Şirvani ile Yenişehirli Avni'yi bendeniz yad ettim. Hocamın ve sizlerin müsaadesiyle ama tabi edebi programı hem bir şair edip hem de bir edebiyatçı hoca olması dolayısıyla Ömer Demirbağ hocamıza son sözü vererek şimdi bitecek. Bendeniz bu sezon boyunca sürçülisan etmişsem affımı istirham ederim sizden ve hocamdan. Estağfurullah. Hocam şimdi söz sizin sezon programını siz kapatın. Ben, ben de susayım. mutlaka sürçülisan etmişizdir. Beşeriz. Estağfurullah. Hoş görüleceği umudu içinde. Hepsini Allah'a emanet ediyoruz. Allah hepsini rızası olduğu noktada bulundursun. Bizi dahi. Amin. Görüşmek ümidiyle.